Merhaba arkadaşlar, Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Meros akıllı, dörtlü ve USB içeren çoklu prizini inceleyeceğiz. Yani bizim Türk halkının dilinde uzatma kablosunu inceleyeceğiz. Gelin isterseniz yakından bakalım. Evet arkadaşlar, içerisinden kullanma kılavuzları, ve prizimizin kendisi. Evet, her zaman yaptığımız gibi önce kutusuna bakalım. Kutusunun kulağına bile bir şeyler yazmışlar. Evet, maksimum 16 amperde çalışacağı, iPhone'larda iOS 13 ve üzeri işletim sistemini desteklediğini, Meros uygulamasıyla ayarlamalarının yapılabileceği, çalışması için 2.4 GHz Wi-Fi'nin gerektiği, 5 GHz'de çalışmıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Using dry location, yani ıslak yerlerde kullanmayınız. Sadece bu ürünler değil, elektrikli ürünlerin hiçbirini arkadaşlar ıslak zeminlerde kullanmayın. Çünkü ıslak zeminler su, bildiğiniz gibi elektriği iletir, çarpılma oranınız yükselir. Önce can güvenliği diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Smart Wi-Fi Surge Protector, yani akıllı kablosuz akım koruyuculu priz diyor. Bilkom güvencesiyle Meros'un MSS425F modeli. Apple Home ile, Google Home ile, SmartThings ile ve Alexa ile çalışabildiği söylenmiş. Kolay kullanım, uzaktan kontrol, sesli kontrol, ekran üzerinden kontrol, kendisinin kolay güncellenme sağladığı, programlanabilir, duvara asılarak kullanılabilir, teker teker kontrol ve 4 adet USB'nin kontrolü edilebildiği söyleniyor. Evet, burada gördüğünüz gibi 16 amper ve 4000 watt üzerinde çalıştığı, 100 ve 250 volt arasında çalıştığı belirtilmiş. 33.5'a 6.5 ve 4 santimetrede genişliğinin olduğu belirtilmiş. Android'de 6.0 üzeri ve iOS'ta 13.0 üzerindeki işletim sistemlerini destekledi söylenmiş. Evet. Gelin isterseniz kablomuzu takalım ve uygulamamıza bağlayalım. Evet, bu arada kablo uzunluğumuza bir bakalım. Evet, kablo uzunluğumuz 1.5 metre. Evet, gördüğünüz gibi burada bir üzerinden açma kapama butonumuz var. 4 adet USB'miz ve 4 adet prizimiz. Buradan duvara montaj için kullanılan deliklerimiz var. Evet, gelin isterseniz bağlayalım ve çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi yanıp yanıp sönmeye başladı. Açma kapama tuşumuz. Her bir prizin çalışıp çalışmadığını gösteren LED indikatörlerimiz ve USB'lerin çalışıp çalışmadığını gösteren LED indikatörümüz. Evet arkadaşlar, öncelikle Meros uygulamamızı açıyoruz. Evet, daha önce Meros'un bir prizini daha almıştım. Tek kutu içerisinde iki tane tekli olan prizini incelemiştim. Onu da şuraya bir yerlere bırakayım kartını.
Oradan seyredebilirsiniz. Onlar da çok güzel kullanışlı prizler. Evet, sağ üst köşedeki artıyı tıklıyoruz. Evet, akıllı aşırı gerilim koruyucusu seçiyoruz. Bizdeki 425F idi. MSS 425F modelini tıklıyoruz. Evet, yavaşça yanıp sönüp sönmediğini sormuş. Yanıyor bizimki. Evet, bizimki HomeKit sürümü. Alt tarafında bulunan, öncelikle paketinizin üstünde şu logonun olup olmadığını soruyor. Çünkü HomeKit ile bir cihazda kullanacağımız için bu amblemin olması, bu logonun olması gerekiyor. Cihazı eğer değilse, yani yanıp sönmüyorsa fabrika ayarlarına getirmemiz gerekiyor. Reset atmamız gerekiyor. Evet, iOS 13 ve üzeri olmalı diyor. Evet, 2.4 GHz Wi-Fi olması gerekiyor ve QR kodunu okutmamız gerekiyor. Evet, şimdi QR kodumuzu okutuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi priz olarak algıladı. Evet, gördüğünüz gibi router'ımıza da bağlandı. Nintendo Switch olarak bağlandı. Enteresan. Evet, ben bunu oturma odasında kullanacağım için oturma odası olarak seçtim. Evet. Meros dörtlü olarak kaydediyorum. Meros. Çoklu priz olarak kaydediyorum. Evet, gördüğünüz gibi prizin komple açıp kapamasını yapabiliyoruz. 4 adet prizini ve USB kısımlarını tek tek açıp kapayabiliyoruz. Burada her biri geldi. Evet, gördüğünüz gibi tanıdı. Tamamlandı dedi. Evet. Buradan komplesini açıp kapatabilirken içine girdiğinizde gördüğünüz gibi tek tek açıp kapatabiliyoruz. Ve USB'leri komple açıp kapatabiliyoruz. Buradan da komplesini açıp kapatabiliyoruz. Ve hangisi açıksa onun açık olduğunu gösteren hem uygulama üzerinde hem de priz üzerinden hangisinin açık olduğunu gösteren indikatör ve uygulama üzerinde de logosunun değişmesiyle, renginin değişmesiyle anlıyoruz. Evet. Sağ üst köşedeki 3 çizgiyi tıkladığımızda ise adını değiştirmek için, çalıştığını gösteren ledleri kapatmak için buradan çeşitli ayarlar yapabiliyoruz. Evet, saat dilimimiz İstanbul ve 16-12 olarak kendisi zaten buldu. Konum olarak daha önce tespit ettirdiğimiz için burada bağlı. Çünkü konumu şu şekilde çalıştırabiliyoruz. Konumumuzun bulunduğu yere göre güneşin doğuşunu ve batışını hesap edip ona göre çeşitli otomasyonlar düzenleyebiliyoruz. HomeKit Setup Kod altında biraz önce okutmuş olduğumuz kod eğer kaybolursa, bir şekilde düşerse aramamız için burada bir o kodun yedeğini görmemiz için burada da var. Evet, şu an Wi-Fi sinyalimiz %47'ymiş. Evet, çünkü biraz Wi-Fi modemden biraz daha uzağız. Evet, isterseniz bir USB cihazda prizde bir deneme yapalım. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde açıp kapatabiliyoruz ve örneğin
bir fanımız var. Bunu da. Evet, USB'mizi açtığımızda çalışmaya başlıyor ve bastığımızda gördüğünüz gibi kapanıyor. Gayet güzel, kullanışlı bir priz. Evet, şimdi prizimizi Meros uygulaması üzerinden çalıştırdık ve şimdi isterseniz HomeKit, Google Home ve Home Assistant üzerine ekleyelim. Evet, Meros uygulamasını tanıttığımız için HomeKit uygulamasının zaten kendisini tanıması gerekiyor. Evet, oturma odasına kendisi Meros'u açmış. Evet. Evet, beşinci olarak tıkladığımız şey USB'ler. Priz 1, 2, 3, 4 dediği de bir bunları açıp kapatıyor. Yalnız şu priz 5'i USB olarak değiştirmek istiyorum. Evet. Priz 5'in adını USB olarak değiştirdik. Şunları da değiştirelim. Simgeleri biliyorsunuz ki bizim kullanmış olduğumuz prizler bunlar değil. Yalnız şu biraz daha USB'ye benzediği için bunu bu şekilde değiştireceğim. Evet, çip dediğimizde gördüğünüz gibi bu USB'yi değiştirmiş olduk. Evet, diğerlerini de tek tek daha sonra, örneğin şu prizi bir değiştireyim. Evet, şu şekilde değiştireceğim mesela. Evet, değişti. Evet, gördüğünüz gibi bizim kullanmış olduğumuz sisteme, bizim kullanmış olduğumuz şeye daha yakın olduğu için bu şekilde değiştirdim. Diğerlerini de değiştireyim. Evet, gördüğünüz gibi artık hepsi değişti. Evet, bundan sonra Meros prizimizi buradan çeşitli otomasyonlar ve ayarlamalarını yapabileceğiz. Bu şekilde de gördüğünüz gibi adını da değiştirdim. İsterseniz buradaki prizlerin de adını değiştirip bağladığınız şeyleri, örneğin arka tarafta bir yere koydunuz ve hangisinin hangisini çalıştırdığını anlamak için, örneğin birincisine akvaryum, ikincisine televizyon, işte üçüncüsüne fan gibi yazıp daha sonra kendiniz görünmeyen arka kısımda bir yere koyduktan sonra buradan teker teker kolaylıkla çalıştırabilirsiniz isimlerde bularak. Evet, şimdi bir de Google Home'a ekleyelim. Evet, Google Home üzerinden cihazlara geldik. Bakalım kendisi tanımış mı? Evet, gördüğünüz gibi kendisi tanımış. Buradan kompresini açıp kapatabiliyoruz. Buradan switch 1. Evet, switch 4. Buradan da USB'sini açıp kapatabiliyoruz. Evet, bunları şimdi hepsini teker teker oturma odasına eklemem gerekecek sanırım. Veya şu içerisine girdiğimizde bakalım, odaya ekle, oturma odası dedim. Diğer switchleri de inşallah taşır. Evet, cihaz odanıza eklendi diyor. Cihazlara tekrar girdik. Oturma odasına girdiğimizde evet, sadece Meros'u görünüyor. Buradaki Meros diğer tekli olan Meros. Evet, gördüğünüz gibi oturma odamıza ekledi. Yalnız sadece
ana açma kapama tuşunu ekledi. Burada kemeriyoruz. Diğer daha önce eklemiş olduğum tekli priz. Diğerleri burada. Sanırım bunları teker teker oturma odasına eklemem gerekecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oturma odasına Meros'un çoklu priz yazan, zaten kendi bu açma kapama tuşuyla hepsini açıp kapatan kısım, switch 1, 2, 3, 4 ve USB olarak değiştirdim. Evet, bundan sonra oturma odasında bunu rahat bir şekilde kullanacağım. Evet, isterseniz bir de Home Assistant'ı tanıtalım. Home Assistant'ımıza girdik. Evet, gördüğünüz gibi yeni bir cihaz bulundu diyor. Check it out diyoruz. Yapılandır dedik. Gönder dedik. Alan olarak oturma odasını seçtik. Bitir dedik. Evet, Meros LAN daha önce indirmiştik. Evet, bu Meros LAN uygulamasını kullanmak için arkadaşlar Hux üzerinden indirip kullanmanız gerekiyor. Bundan önceki Meros prizinde bunu anlattım. Kartlara bırakıyorum. Meros'u Hux üzerinden tanıtmanız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi 425F cihazına girdiğimizde, evet, outlet ilk olan hepsini açıp kapatıyor. O yüzden bunun adını değiştirebilirim. Ana. Ana tuş diyelim mesela. Güncelledik. Evet, ana tuş. Buna bastığımızda komplesini kapatıyor. Ve komplesini açıyor. Şuna da USB diyelim. Güncelle dedik. Evet, bu da USB'yi açıyor, kapatıyor. Evet. Şu an diğerleri de kapalı. Evet, yeni bilgi geldi. Evet, buradan teker teker artık 1, 2, 3 diye bunların adını değiştireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi ana tuş, priz 1, priz 2, priz 3, priz 4 ve USB olarak burada da değiştirdim. Evet, burada artık bundan sonra otomasyonlar, çeşitli otomasyonlar, çeşitli şeyler kullanalım. Evet, şimdi isterseniz bir Siri ile kullanalım. Home Assistant içerisinde ne şekilde geçiyordu? Meros, çoklu priz, priz 1. Bakalım Siri bizi anlayacak. Meros çoklu priz USB'yi aç. Evet, gördüğünüz gibi Meros USB priz USB'yi aç dediğimizde, evet, gördüğünüz gibi çok güzel anladı. Meros USB prizi kapat. Evet, onu da anladı. Bir de şuraya takalım. Buradan açtığımızda, evet. Ya burada priz olarak girmiş. Bunu sanırım değiştirmemiz gerekecek. Bunu priz 1 olarak değiştireceğim. Çünkü priz dediğimde diğer bütün prizleri de anlayabilir. Evet. Meros priz 1'i çalıştır.
Meros çoklu priz, priz biri çalıştır. Hepsini açtı. Meros çoklu priz, priz biri çalıştır. Acaba? Yok. Meros çoklu priz, priz 2'yi çalıştır. Evet. Sesli komutla maalesef prizlerimizi çalıştıramadık. USB'yi USB olarak tanıdı ama acaba buralara farklı bir isim mi girsek? Örneğin şuraya bir akvaryum yazayım. Örneğin oraya akvaryum takıldığını düşünürsek. Meros çoklu priz akvaryumu çalıştır. Evet. Prizlere priz 1, priz 2 dediğimiz zaman anlamıyor. O yüzden prizlere gerçekten neyi bağladığımızı yazmamız gerekiyor. Örneğin ben akvaryum olarak yazdım. Siri de o şekilde tanıdı. Evet, bir de Google Asistan'da deneyelim. Evet, Google Home üzerinde de Meros çoklu priz switch 1, switch 2 ve USB olarak kaydetmiştik. Meros çoklu priz USB'yi çalıştır. Meros çoklu priz USB prizi çalıştır. Meros çoklu priz switch 1'i çalıştır. Meros çoklu priz switch 1'i aç. Meros çoklu priz switch 1'i kullan. Evet, Google Home'a bakalım. Evet, buradan Meros çoklu prizi açıp kapatabiliyoruz. Buradan USB'yi açıp kapatabiliyoruz. Buradan switch 1'i açıp switch 1'i kapatabiliyoruz. Ama sesli olarak anlaşamadık. Neden anlaşamadık? Meros çoklu priz. Meros çoklu priz aç. Evet. Meros çoklu priz kapat. Meros çoklu priz USB aç. Meros çoklu priz USB aç. Evet, maalesef gördüğünüz gibi Google'da defalarca denememe rağmen sadece komplesini açıp komplesini kapatıyor. Fakat anlaşamadık. Belki orada da isimleri değiştirmek gerekiyor ama USB olarak değiştirdiğimi de tanımadı. Meros USB diyeyim bakalım. Meros USB aç. Turn on Meros USB. Evet, maalesef gördüğünüz gibi Google'la anlaşamıyoruz. Google bizi anlamamakta ısrar ediyor. Maalesef Google'da tek tek çalıştıramadık. Siri bizi gayet güzel anladı fakat Google bizi anlamamakta ısrar ediyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Meros'un çoklu prizini inceledik. Malzeme kalitesi çok güzel. Gerçekten şimdiye kadar kullanmış olduğum cihazlara göre malzeme kalitesi daha güzel. USB'leri
bir kullanabiliyoruz. 4 adet USB var. Tek olarak kontrol edebiliyoruz. Hepsini açıp kapatabiliyoruz. 4 prizi de ayrı ayrı açıp kapatabiliyoruz. HomeKit adını değiştirdikten sonra söylediğimizde bizi anlıyor. Fakat Google anlamamakta ısrar etti. Hepsini açıp hepsini kapatmayı tercih etti. Umarım çekmiş olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yapmış olduğunuz yorumlara en kısa zamanda dönüş yapmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.